Müslüman oldukları halde kabirlerinden elleri ve ayakları kesilmiş bir şekilde dirilecek olan kimseler, eminim ki buna da çok şaşıracaksınız değerli kardeşlerim, bu dünyadayken birinci olarak Müslüman oldukları halde kıyamet gününde kabirlerinden ayakları ve başı yer değiştirilmiş bir şekilde dirilenler olacaktır. Peki bunlar kimlerdir? Bunları şöyle izah etmeye çalışayım inşallah. Müslüman oldukları halde kıyamet gününde kabirlerinden ayakları ve başı yer değiştirilmiş bir şekilde dirilecek olan insanlar, eminim ki şaşırmayacaksınız değerli kardeşlerim, bu dünyadayken faiz alanlardır, faiz verenlerdir, faiz yiyenlerdir. Allah Azze ve Celle bu dünyadayken faiz belasına bulaşanları ahirette bu şekilde cezalandıracaktır. Onlar kıyamet gününde mahşer yerine başları aşağıda bir şekilde geleceklerdir. Yani yüzleri üzerine sürünerek, yüzleri üzerine yürütülerek geleceklerdir. Ya hocam öyle bir şey olur mu demeyin. Allah Azze ve Celle istedikten sonra vallahi olmayacak hiçbir şey yoktur. Nitekim bu konu hakkında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, muhakkak ki insanlar kıyamet gününde genel olarak 3 sınıf halinde dirileceklerdir. Bunların birincisi yaya halinde, yani yürüyerek dirilenler olacaktır. İkincisi binekli bir halde, yani bir bineğin üzerinde olarak dirilenler olacaktır. Bunlar şerefli insanlardır. Üçüncü olarak da yüzleri üzerine sürünerek, yüzleri üzerinde yürütülerek dirilenler olacaktır diye buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz bu hadisi şerifi paylaştıktan sonra, anlattıktan sonra sahabe-i kiram efendilerimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Dediler ki ya Resulallah, insanlar yüz üstü sürünerek nasıl gelecekler? Yüz üstü bir şekilde nasıl yürütülecekler diye sordular. Bu sorunun cevabını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde verdi. Dedi ki, insanları ayakları üzerinde yürütmeye gücü yeten Allah'ın muhakkak ki yüzleri üzerinde de yürütmeye gücü yetecektir cevabını verdi değerli kardeşlerim. Ondan dolayı bu gibi olaylar bizlere asla imkansız gelmesin. Bizim burada yapmamız gereken en sağlıklı mesele değerli kardeşlerim, böyle cezalara maruz kalmamak için çözüm arayışında olmamızdır. Bizim yapmamız gereken mesele budur. Yani konumuzda olduğu gibi faiz belasına bulaşmamamız lazımdır. Faiz belasına bulaşmamak için elimizden gelen gayreti göstermemiz lazımdır. Eğer böyle bir belaya bulaşmışsak da tövbesini hakkıyla yapmamız lazımdır. Hakkıyla yerine getirmemiz lazımdır. Aksi halde sıkıntı çok büyüktür değerli kardeşlerim. Şimdi akıllarımıza şöyle bir soru gelebilir. Ya hocam ben zamanında hata ettim, kredi çektim, faize bulaştım. Lakin ben bundan dolayı çok pişmanım. Ben sizin anlattığınız bu azapları kaldıramam. Olur ki kıyamet gününde ayaklarım ve başım yer değiştirirse, ayaklarım ile yürümem gerektiği yerde yüzüm ile yürütülürsem benim halim nice olacak. Ben bundan dolayı tövbe etmek istiyorum. Lakin tövbemi nasıl yapacağım? Veyahut yaptığım tövbeyi Allah Azze ve Celle kabul eder mi? Diyebilirsiniz değerli kardeşlerim. Akıllarımıza böyle bir soru gelebilir. Bu sorunun cevabını da şu şekilde vermeye çalışayım inşallah. Şimdi ilk olarak kişinin yaptığı tövbesinin Allah katında kabul olabilmesi için 3 tane ana şart vardır. 3 tane temel şart vardır. Bunların birincisi, kişi işlemiş olduğu günahtan dolayı samimi olarak pişmanlık duyacak. Ama samimi olarak, öyle sadece dil ile ya Rabbi ben pişmanım demek değil. Kişi o pişmanlığı kalbinde hissedecek. Kalbi hüzün dolacak. Kişinin kalbi ağlayacak. Gerekirse kişinin gözünden yaşlar akacak. Bu şekilde bir pişmanlık olacak yani.
Tevbenin kabul olabilmesi için birinci şart budur. İkinci şart ise, değerli kardeşlerim, kişi işlemiş olduğu günahı bir daha işlememeye kesin olarak karar verecek. Bu günah benim için bitmiştir. Artık Allah'ın izniyle, kesinlikle ben bu günaha bulaşmayacağım diye söz verecektir kişi. Bu da tevbenin kabul olabilmesi için ikinci şarttır. Üçüncü şart ise, değerli kardeşlerim, kişi günah işlememek için vermiş olduğu sözünde duracak. O sözünü yemeyecek tabiri caizse. Yani kişi vermiş olduğu o sözünde duracak, o günaha bir daha yaklaşmayacak. O günahı bir daha işlemeyecek değerli kardeşlerim. Eğer bizler işlemiş olduğumuz faiz günahından dolayı bu şekilde şartlarına uygun olarak tevbemizi yapar isek Allah'ın izniyle, korkmayalım değerli kardeşlerim. Bu şekilde tevbemizi yapar isek Allah'ın izniyle korkmayalım. Rabbimiz diğer günahlarda olduğu gibi bu günahı da inşallah affedecektir. Ancak bizler bu konuda umursamaz olur isek, yani dilediğimiz gibi faize bulaşır isek, bundan dolayı pişman olmaz, tevbemizi etmez, tevbe edemeden de son nefesimizi verir isek, değerli kardeşlerim, hakikaten ahiret gününde ayaklarımız ve başımız yer değiştirilmiş bir şekilde diriliriz kabirlerimizden. Ayaklarımız ile yürümemiz gerektiği yerde yüzümüz ile yürütülürüz. Bu durumda bizim canımızı çok yakar. Allah Azze ve Celle bizleri bu duruma düşmekten muhafaza eylesin. Rabbim ömrümüzün sonuna kadar helalinden kazanmayı, helalinden harcamayı cümlemize nasip eylesin. Eğer faiz belasına bulaşmışsak da şartlarına uygun olarak tövbemizi hakkıyla yerine getirmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Daha sonra ikincisi, değerli kardeşlerim, kıyamet gününde Müslüman oldukları halde kabirlerinden elleri ve ayakları kesilmiş bir şekilde dirilenler olacaktır. Elleri ve ayakları kesilmiş bir şekilde dirilenler. Peki bunlar kimlerdir? Bunları da şöyle açıklamaya çalışayım sizlere. Hadis-i şeriflerde buyurulduğu üzere, Müslüman oldukları halde kabirlerinden elleri ve ayakları kesilmiş bir şekilde dirilecek olan kimseler, eminim ki buna da çok şaşıracaksınız değerli kardeşlerim, bu dünyadayken komşusuna eziyet edenler olacaktır. Bu dünya hayatındayken komşusuna maddi manevi zulmedenler olacaktır. Allah Azze ve Celle bu dünyadayken komşusuna maddi manevi zulmedenleri, onlara haksızlık edenleri, onların hakkını gasp edenleri ve bundan dolayı tekrar tevbe etmeyenleri ahirette bu şekilde cezalandıracaktır. Şimdi bakınız, İslam dini komşuluk hakkına çok ama çok önem vermiştir. Hatta bu konu hakkında ayet-i kerime dahi nazil olmuştur. Nitekim Nisa suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Azze ve Celle ilk olarak kendisine kulluk etmeyi, daha sonra kendisine hiçbir şeyi ortak koşmamayı ve daha sonra da sırasıyla anne babaya iyilik etmeyi, akrabalara iyilik etmeyi, yetimlere ve yoksullara iyilik etmeyi, bunlardan sonra da yakın komşuya ve uzak komşuya iyilik etmeyi Rabbimiz emrediyor. Allah Azze ve Celle yakın komşuya ve uzak komşuya iyilik etmeyi, onlara zulmetmemeyi, onlara eziyet etmemeyi, onların hakkını gasp etmemeyi emrediyor bizlere. Ve daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de bu konudaki uyarıları oldukça açıktır değerli kardeşlerim. Nitekim bu konu hakkında da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah'a ve kıyamet gününe iman eden kimse komşusuna iyilik etsin buyuruyor. Komşuluk hakkı bu kadar önemlidir. Peki bu iyilik nasıl olacak? Rabbimizin emrettiği, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uyardığı bu iyilikten kasıt nedir? Bir tarafta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleri var. Komşunuza eziyet etmeyin, ona iyilik edin diye. Diğer tarafta Allah Azze ve Celle'nin emri var. Komşunuza iyilik edin diye. Tamam, komşumuza iyilik etmemiz gerektiğini anladık. Elhamdülillah. Peki bu iyilikten kasıt nedir değerli kardeşlerim? Bunun da cevabını şöyle vereyim inşallah hadis-i şerifler ışığında. Kişinin komşusuna iyilik etmesi demek, hadis-i şeriflerde bildirildiği üzere, birinci olarak komşusu kendisinden borç veyahut ödünç bir şey istediğinde o istenilen şeyi kişinin komşusuna elinden geldiğince vermesidir. Tabii komşusu güvenilir biri ise değerli kardeşlerim. Daha sonra ikinci olarak, komşusu maddi veyahut manevi dara düştüğünde elinden geldiğince kişinin
komşusuna o konuda yardımcı olmasıdır. Üçüncü olarak, kişi bir yemek yaptığında, kişinin evinde yemek yapıldığında o yemekten bir tabak da olsa kişinin komşusuna ikramda bulunmasıdır. Kişinin komşusu rahatsızlandığında, hastalandığında Allah rızası için kişinin o komşusuna bir ziyarette bulunmasıdır. Ve daha sonra en sonunda değerli kardeşlerim, kişinin komşusu vefat ettiğinde o vefat eden komşunun ailesine ve o cenaze işlerinde yardımcı olmasıdır muhterem kardeşlerim. Hadis-i şeriflerde bildirildiği üzere kişinin komşusuna iyilik etmesi budur. Tamam, birçok daha madde vardır. Lakin aklıma gelen bunlardır. İşte bizler bu saydıklarımı ve bundan daha fazlasını başarabilirsek muhterem kardeşlerim, Allah'ın izniyle komşumuza iyilik etmiş oluyoruz. Ha yok, bunu başaramaz isek, yani komşumuza iyilik etmez, iyilik etmediğimiz halde bir de ona rağmen komşumuza zulmeder isek, onlara haksızlık eder isek, onların malına, canına, ırzına göz diker isek değerli kardeşlerim ve bundan dolayı da tekrar tövbe etmez isek, ahiret gününde Allah muhafaza ellerimiz ve ayaklarımız kesilmiş bir şekilde dirileceğiz. Allah Azze ve Celle bizleri bu şekilde cezalandıracak muhterem kardeşlerim. Rabbim bu duruma düşmekten de bizleri muhafaza eylesin inşallah. Allah Azze ve Celle bizleri komşusunun memnun olduğu kişilerden eylesin. Daha sonra üçüncüsü değerli kardeşlerim, kıyamet gününde Müslüman oldukları halde kabirlerinden sağır ve dilsiz olarak dirilenler olacaktır. Adamlar bu dünyadayken hiçbir sağlık sorunları yok. Kulakları duyuyor, normal bir şekilde konuşabiliyorlar. Ama dünyadayken yapmış oldukları bir hatadan dolayı Allah Azze ve Celle kendilerini bu şekilde cezalandırıyor. Peki bunlar kimlerdir değerli kardeşlerim? Bunları da şu şekilde açıklamaya çalışayım inşallah. Müslüman oldukları halde kabirlerinden sağır ve dilsiz olarak dirilecek olan kimseler, bu dünya hayatındayken amellerini beğenen ve amellerine bel bağlayan kimseler olacaktır. Allah Azze ve Celle bu şekilde davrananları, yani amelini beğenip onlara bel bağlayanları ve bundan dolayı tekrar tövbe etmeyenleri ahirette bu şekilde cezalandıracaktır. Şimdi bu ameli beğenme ve amele bel bağlama nedir? Kısaca bunları da açıklamaya çalışayım inşallah. Birincisi, namaz üzerinden örnek verelim yine. Mesela bir kişi namaz kılıyor ve kılmış olduğu o namazdan dolayı şunları söyleyebiliyor. Ya ben bir namaz kılıyorum ki akıllara zarar. Sabah akşam sürekli camiye cemaate gidiyorum. Asla gece namazlarını kaçırmıyorum. Sürekli teheccüd namazı kılıyorum. Sürekli nafile namazlar kılıyorum. Ya eminim ki kimse kolay kolay benim gibi namaz kılamaz, benim gibi ibadet edemez diyor. Kişi kılmış olduğu namazda bu şekilde bir büyüklenme taslıyor. Kişi ibadetinde kibire giriyor. İşte bu durum ameli beğenmedir. Ve bu durum sadece öğle namaz için geçerli değil, diğer tüm ibadetler için de geçerlidir değerli kardeşlerim. İşte bu şekilde bir davranış insanın hem dünyasını hem de ahiretini alt üst eder. Böyle davranan insanlar Allah muhafaza tekrar tövbe etmedikleri takdirde ahirette sağır ve dilsiz olarak dirileceklerdir. Bizim bu duruma düşmememiz için şunları söylememiz gerek değerli kardeşlerim. Şöyle düşünmemiz gerek, yapmış olduğumuz ibadetler karşılığında. Ya Rabbi, benim yapmış olduğum ibadetler karşılığında bana gücü vermesen, bana takat vermesen, bana derman vermesen, sen bana irade vermesen, akıl vermesen ben bu ibadeti asla yapamam. Ben bu ibadeti yapıyorsam senin izninle yapıyorum ya Rabbi. Ben bu ibadeti yapıyorsam senin emrinle yapıyorum ya Rabbi. Sen ol dememiş olsan ya Rabbi vallahi ben bu namaza kalkamam. Gerçekten bu ben orucu tutamam. Ben bu ibadetleri hakkıyla yerine getiremem deyip kişinin Allah Azze ve Celle'ye karşı bir tevazu içerisinde olması lazımdır muhterem kardeşlerim. Anlatabildim mi inşallah? Allah Azze ve Celle bu düşünceyle ibadetlerimize devam etmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Daha sonra ikinci olarak da ameline bel bağlama olayını da şöyle izah etmeye çalışayım sizlere. Mesela bir kişi 5 vakit namaz kılıyor, orucunu tutuyor, bunun yanında zekatını vermiş, bunun yanında haccına gitmiş, bunun yanında elinden geldiğince günahlardan ve haramlardan sakınıyor
Ve en sonunda kişi bu şekildeki hal ve tavırlarından sonra şunu söyleyebiliyor değerli kardeşlerim. Ben kesin cennetliyim. Ben elimden geldiğince ibadetlere sarılıyorum. Elimden geldiğince haramlardan, günahlardan sakınıyorum. Benim başka çıkar bir yolum yok. Ben kesin cennetliyim diyor kişi. Kişi kurtuluşun, cenneti elde etmenin Allah Azze ve Celle'nin rahmetiyle olacağını unutup, onu devre dışı bırakıp, kendisinin yapmış olduğu yarım yamalak ibadet ile olacağını zannediyor. İşte bu durumda amele bel bağlamadır muhterem kardeşlerim. Bizim de asla ama asla bu hataya düşmememiz lazımdır. Bu şekilde davranan insanlar da aynı şekilde kıyamet gününde tekrar tövbe etmedikleri takdirde Allah muhafaza değerli kardeşlerim sağır ve dilsiz olarak dirileceklerdir. Bizim bu hataya düşmememiz için de şunları yapmamız gerek. Şöyle dememiz gerek değerli kardeşlerim. Yani ne kadar ibadet yaparsak yapalım, ne kadar namaz kılarsak kılalım, ne kadar oruç tutarsak tutalım, ne kadar haramlardan, günahlardan sakınırsak sakınalım, kurtuluşun, cenneti elde edişin bizim ibadetlerimiz ile değil, sadece ama sadece Allah Azze ve Celle'nin rahmetiyle olabileceğinin kanaatine vararak hareket etmemiz lazımdır. Şunu unutmayalım ki kişinin kurtuluşu asla ama asla amel ile değildir. Ameller Rabbimiz emretti diyedir. Bizim kurtuluşumuz sadece Allah Azze ve Celle'nin rahmetiyle olacaktır muhterem kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizleri bu duruma düşmekten de muhafaza eylesin. Rabbim bizleri amelini beğenen, ameline bel bağlayanlardan eylemesin. Rabbim kurtuluşun, cenneti elde etmenin bizim amelimiz ile değil de sadece kendisinin rahmetiyle olacağının kanaatine varıp o şekilde hareket etmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin.